yatak kalibrasyonu, cihazın, baskı tablasının dümdüz hale gelmesi için yapılması gereklidir. Yatak kalibrasyonu, kargo taşımalarından sonra, büyük taşımalardan sonra veya ürün tabloya yapışmadığında, üründe baskılarda herhangi bir problem yaşadığınızda kontrol edilmesi gereken bir ayar işlemidir. Yatak kalibrasyonunu alet kutusundan çıkan yatak kalibrasyonu kağıdı ile yapabilirsiniz veya bir parça A4 kağıtla da kalibrasyonu kontrol etmeniz mümkündür. Yatak kalibrasyonunu kontrol etmek için menüden tablo kalibrasyonunu seçmeniz ve tablonun ısınması için beklemeniz gerekmektedir. Daha sonra yatak kalibrasyonunu basit bir şekilde hızlıca yapabilirsiniz. Yatak kalibrasyonu 3 aşamalıdır. Ön sol, ön sağ ve arka ortada 3 farklı civata bulunur. Bu civatalar yatak tablasını aşağı yukarı oynatan civatalardır. Nozula göre tablayı 3 noktada da aynı seviyeye getirdiğimizde yatak kalibrasyonu hazır bir hale gelmiştir. Şimdi birlikte yatak kalibrasyonu yapmaya başlayabiliriz. Kağıdımı ön sola koyuyorum. Yatak kalibrasyonum başladı ve ön sol noktamı kontrol edeceğim. Daha sonra da diğer noktaları kontrol edip yatak kalibrasyonu sonuçlandıracağım. Kalibrasyon civatımızı sağa çevirirsek tablo aşağıya iner, sola çevirirsek tablo yukarı çıkar. Burada en ideal kısmı ayarlamak için kalibrasyon kağıdını ileri geri hafifçe ittiriyoruz ve tablayla nozul arasında bir kağıt mesafesi olacak şekilde ayarlamamızı yapıyoruz. Bunu anlamak için nozulun kağıda hafif bir şekilde sürtmesi yeterlidir. Sürtme hissiyatını duyduğumuz zaman kalibrasyon tamamlanmıştır. Buradaki civatayı, kalibrasyon civatasını çok hafif darbelerle çevirmemiz yeterlidir. Kağıdın üzerinde bu çizgiyi gördüğünüzde kalibrasyon bu nokta için tamamlanmıştır. Şimdi ön sağ noktadaki ikinci kalibrasyon noktamıza geçebiliriz. Buna geçmek için yine öncelikle kalibrasyon kağıdımızı noktaya koyuyoruz ve ekranımızdan ileriye basıyoruz. İkinci kalibrasyon noktamıza geldiğimizde yine aynı şekilde kalibrasyon civatımızı çok hafif darbelerle sağa ve sola doğru çeviriyoruz. Az önce söylediğimiz gibi sağa çevirirsek tablo yukarı gider, aşağı çevirirsek tablo aşağı iner. Bu şekilde en ideal ölçüyü buluyoruz. Tablayla nozul arasında bir kağıt mesafesi olacak şekilde kalibrasyonumuzu ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi tablo yukarıda olduğunda kağıt ilerlemiyor ya da çok aşağıya indiğinde kağıdımız çok rahat hareket ediyor. Buradaki en ideal ölçü kağıdın çok hafif bir şekilde nozula sürtmesi, yani filamentin aktığı noktaya sürtmesi ve kağıdın üzerinde çok hafif şu şekilde bir iz bırakması. Aynı hissiyatı 3 noktada da ayarladığımız zaman kalibrasyonumuz tamamlanmış demektir. Şimdi arka noktaya geçiyoruz. Arka noktaya geçmeden kalibrasyon kağıdımızı arka noktaya koyup ileri tuşuna basıyoruz. 3 noktada da aynı hissiyatı ayarladığımızda tablamız tam olarak kalibre olmuştur. Aynı işlemi tekrarlıyoruz ki cihaz kendi sağlamasını yapıyor. İleri bastığımızda cihazın kafası ön sol tarafa geliyor ve burada kalibrasyonu tekrardan kontrol ediyoruz. Bu noktada kalibrasyonumuz tamam, bozulmamış. İkinci noktaya geçiyoruz. Kağıdımı koydum, ileri bastım. Ön sağ noktada da kalibrasyonumuz bozulmamış. Arka ortaya getirdim, ileri bastım. Kalibrasyonu kontrol ediyoruz kağıt parçasıyla. Burada da kalibrasyon bozulmamış ve kalibrasyonu ileri basarak sonlandırıyoruz. Şu an baskı yatağımız nozula göre dümdüz seviyeye gelmiş durumdadır.